Say makine. Say makine. Say makine. Recep Bey. Çöküyor, çöküyor. Kaynaklarını yerinde etkin ve verimli kullanmamaktadır. Yapılan ihaleler, yapılan yatırımlar, satın almalar birçoğu ihale kanunundan kaçırılarak hukukun boşlukları sağlanmaya çalışılarak sorgulanamaz duruma getirilmek istenmektedir. Bu dosya Aydın Belediyesi'nin muhtelif zamanlarda yaptıkları çeşitli usulsüzlükleri açığa vuran bir dosyadır. Bunlarla ilgili basın açıklamalarımız her zaman usulsüz ve yerinde yapılmayanların önünde devam edecektir ve seçim süresince bu sürecektir. Başta Cumhuriyet Halk Partisi samimi kardeşimiz olmak üzere bütün halkımız Aydın Belediyesi'ni düzgünce sorgulamalıdır. Belediye başkanı bu sorgulanmadan kaçmamalıdır. Bizim yaptığımız bu toplantılardaki dile getirdiğimiz konuları cevaplamalıdır. Biz bunları halk adına sorguluyoruz ve sorgulamaya devam edeceğiz. Kaçmanın bir faydası yok. Bunları cevaplamaması demek bizim bu söylediklerimizi kabullenmiş anlamına gelecek. Eğer kabullenmiyorsa gelsin bizzat meydanlarda ve televizyonlarda halkın huzurunda bunları tartışalım kendisiyle. Değerli aydınlar, sevgili basın mensupları, hemen sizlerle paylaşmak istediğim bir ihale var ki bu sadece pamuk ihalelerden bir tanesi. 19-12-2013 tarihinde bir doğrudan alım gerçekleşiyor. Doğrudan alım 21. maddenin fıkrasına göre acil ihtiyaçlardan kaynaklanan kamu ihale kanununa tabi olmayan alımdır ve 2013 itibariyle toplam 170 milyar liraya kadar üçlü teklif almak usulüyle alım yapılabilir. Şimdi size çok tartışılacak olan bu alımın gerekçesini okuyorum. 5393 sayılı belediye kanununun 14. maddesi kapsamında Aydın ilimizde aşırı soğuk kış şartlarında vatandaşlarımızın zorlu ve bölücü normal riski altında kalmamalı. Soğuk altını gri ve benzeri hastalıklarını korunmaları amacıyla belediyemizin hizmet sınırları dahilinde yaşayan vatandaşlarımıza acil olarak dağıtmak üzere 4.724 sayılı kamu ihale kanunu 21 Taksim T maddesi hükümlerine göre tasarruf usulü ile kolar, merel ve adlı tıkım satın alınması için acil ihale yapılması gerekmektedir. 4.724 sayılı kamu ihale kanunu 21. maddesinin F bendi dileğince
pazar usulüyle icra edilecek. Tahir Olçuk Özel Kalem Müdürlüğü Veli 12-12-2013. Bu karar kıymetini masa mensuplarına dağıtabiliriz. Şimdi burada belediyeden dilerim ki bizi duysun, takip etsin. Sayın Çerçoğlu'na sesleniyorum. Acaba hangi meteorolojik veriler Aydın'da halkın donma tehlikesi yaşayacağını öngörmüş? Halkın donma tehlikesi geçireceği gerekçesiyle acil olarak ihaleye çıkan doğrudan alınan başına Sayın Çerçoğlu'na ben meteorolojik verilere veriyorum. 12-12-2013 tarihi dahil Aralık ayı içerisinde en düşük görülen soğukluk eksi 1,5 derecedir. Bir canlının, bir insanın donma tehlikesini gösterebilmesi için en az eksi 15-20 derecelerde hareketsiz belli bir saat kalması lazım. Şimdi hangi gerekçeyle bu meteorolojik veriler acaba Çerçoğlu hiç araştırmadan bu gerekçeyle İşte böyle komik burada da şeker satan var. Dolayısıyla gelecek öngörülerde de meteorolojinin önümüzdeki bir hafta dahilinde bile eksi derece yoktur. Dolayısıyla şimdi sizlerle paylaşacağım bu ikinci safhası olacağına daha önemli bir konuya geleceğim. Bu Aydın Belediyesi'nin vatandaşın donma tehlikesine karşı ihaleye çıktığı parçalardan bir tanesi. Bu beresi, bu da atkı, yani donma tehlikesine karşı vatandaşa bağlanan ve bunlar ne yapıyor? 21 F'ye göre 170 bin liranın üstüne çıkılamıyor ya, aynı gün aynı saatte iki doğrudan alım yapılıyor. Biraz tatmin etmek lazım tabii yandaşları. Birincisinde uzun inadeli kolyar vere ve aklı takımı karşılığında ödenen 123.900 lira. İkincisinde bölünmesi lazım paranın. İkincisinde fular satın alınması 65 bin adet ödenen para 115.830 lira. Eğer ikisi bir arada yapılsa güçlü teklif almak istediğine bu satın almayı verebilmek yerine ihaleye çıkmak zorunda ve ihalenin açık eksikliğiyle gerçekleşmesi ve ihalenin yanlışlıkla dışında bir binaması mümkün. Daha uzun maliyeli olması mümkün. Ama ikiye bölünerek bu satın almalar şu üç parça ikiye bölünerek üç parça ikiye bölünerek doğrudan alınan usulüyle kendi yanlışından alınması gerekir. Şimdi Sayın Belediye Başkanım, buradan bir ses daha geliyorum. Bu güçlü teklif satın alması yoluyla bu işi alan firmanın akrabasının veya eşinin sizin parti belediye meclis üyeliğinde veya belediye çalışanı olması mümkün. Lütfen bunu açıklasın. Bunu hangi firma gerçekleştirmiştir? Bu firmanın sahipleri kimlerdir? İki, Sayın Çerçoğlu'nun dağıttığı Aydın Belediyesi değil, kendi ismine aynı ürünlerin
başka renkli çeşitleri de var. Gene aynı fular rengi değişik, bu defa Özlem Çerçoğlu yazıyor üzerinde. Aynı derece rengi değişik, Özlem Çerçoğlu yazıyor üzerinde. Aynı taşko rengi değişik, Özlem Çerçoğlu yazıyor üzerinde. Ve bunların standart olarak aynı standartlarda olduğunu paylaşmak zorundayım. Şimdi ikinci soru. Sayın Çerçoğlu, bu kendi adına taşıyan ürünlerin parasını acaba bu firmaya belediyeden mi ödemiştir, kendi cebinden mi ödemiştir? Veya ihaleye afirma bunu Sayın Çerçoğlu'na üçlü bir firmanın karşılığında bir eşantiyon olarak yapmıştır. Bunu buradan Gelirli Dairesi Başkanı Sayın Yusuf Yılmaz'a sesleniyorum. Daha bugün ne var? Belediyenin teslim faturayla bu firmanın o tarihlerde Sayın Çerçoğlu'na ait üretilen bu malı faturalandırmış mıdır? Bu faturaların parası Sayın Çerçoğlu'nun banka hesaplarından faturanın karşılığı olarak giriş yapmış mıdır firmanın hesabı? Buradan bir kamu görevlisi olarak kamu sorumluluğu içerisinde bunu hemen harekete geçirerek temin edilmesini istiyorum. Çünkü önümüzde seçim vardır. Sayın Belediye Başkanı seçimlerden adaydır ve Sayın Belediye Başkanı bunlarla ilgili bir zamanlı. Değerli kardeşlerim, Aydın Belediyesi'nin bir başka ihalesi var. 2012-2013 tarihinde 7 günlük kiralık araç kiralaması. Bu araçlar red kimin yanında olan kamyonetlerdir. Sayın Belediye Başkanı meydanlarda bunlarla Karacasuzan ikime kadar seçim kurulaması yapmaktadır adeta. 7 günlük ülke araç kiralaması karşılığı araçların günlük kirası 12.300.000 lira. Günlük 12.300.000 lira. Ve 7 günlük 172.870.000 lira ödenmektedir araçlar. Bu araçlar mümkündür ki gene doğrudan alalım 21F'ye göre yapılmak için 172 milyar sınırlandırmıştır. Hafta hafta kiralanacak ve seçime kadar devam edecek. Eğer bir ay kiralansa doğrudan alalım 3'lü teklif alanın dışına çıkacaktır. Çünkü rakam var. Böyle kimelerle Sayın Çerçoğlu elinden kullanmayacaksın. Aydın Belediyesi'nin 4. 21F'ye göre satın alınması. Bu para Bursa Araştırma Şirketi konulu anket yaptırılması. Bu para ödenen para 171 milyar lira anket yaptırılması. Şimdi bu anket neyin aciliyeti vardır ki 21F'ye göre üçlü teklifle satın alma gerçekleştirmek üzere. Anket yaptırmak o kadar acil midir? Niçin ihaleye çıkılmamaktadır? Bu mantık içerisinde Aydın Belediye Başkanı bütün bunlara cevap vermek zorundadır. Hangi gerekçeyle anket yaptırmak acil bir durumdur bir şehir halkı için? Ne var? Bunları paylaşırken Sayın Çerçoğlu altın sarısı saraydan halka kamyonlardan bakmasın. Halkın içinde yaşasın. Aydın sokaklarına çıksın. Yaptığı uygunsuz, verimsiz yatırımlardan birisini Karacasuzan İdimem'e kadar Aydın halkının dikkatini çekmek için kurmalı haline geldi.
Malı kalbine hali bu. Buraya aydın bir eski bir günlüğüne yatırım yaptı. Ve bugün kaç lira gelir elde ettiğini ve bu dükkanların neden bu halde olduğunu Sayın Çelikoğlu cevap vermelidir. Bütün bedelerle, araç kiralarla, aydınlığı algı yönetimine yönelmeye çalışan ve anketlerle hakkı kanıtmaya çalışan Çelikoğlu'na bu ölü yakınlardan birinden sesleniyorum. Sayın Çelikoğlu, donma tehlikesi geçirecek olan aydın hakkını sen tanımıyorsun. Hiçbir reel verileri dikkate almıyorsun. Aydın yönetemiyorsun. Bu paraların toplamına baktığımızda aydın'da sadece 4 kalemde aşağı yukarı 1 milyon liranın üzerinde para harcamıştır. Ama bu Dejde ve Bulgular'ı sonunu Altın Saray'ı içinde oturan Sayın Çelikoğlu'nun üzerinde belediye hizmeti verdiği kurumsal yapının müteahhite fazla ödemesinden dolayı usulsüz ödemeden dolayı 1.500.000.000 lirayı yolsuzlukla ikame edilmektedir. Ama Dejdepe Bulvarı'nın sonu budur. Orada bir halk bunu yaşamaktadır. Aydın'daki sokaklarına ait olur. Kaldırıların caddeleri sokaklarına ait olur. Aydın'da halen belediyenin sitesinde olumsuzca utanmadan yayınlanan 500 milyar liraya mal olduğu söylenen 500 milyar liraya mal olduğu söylenen çok ünlü batı çiftinin Aydın Belediyesi sitesindeki görüntüsü budur. Kuşadası'nda, Didim'de, Buharkent'te, Boğdoğan'da oturan, Karacasu'da oturan Aydın'ın siteye girdiğinde burada ortasında dönmüş aydınlanma ikişer şeritten dört şeritli bir alt üst geçişi görmektedir. Yanları için kaldırımlarına ve hakikaten trafiğin rahatlamada bildiği düşünülebilecek bir görüntü. Aydın Belediyesi'nin internet sitesinde yayınlanan resim halen yayınlanan resim budur. Ama çok övülen batlı çıkıp denilen mağdur geçitin gerçek hali budur. Bu gerçekleşen 500 milyar lira dediler. 3 milyon. Bakın burada engelli vatandaşı bir kişi trafiğin akışı ve yayaların gidişi gösterilmektedir. Ben sadece Efeler ilçesinde oturan vatandaşımız değil. Sevgili basın mensupları, bunu Karakosu'dan, Söke'den, Kuşakası'ndan, İdip'den, Nazilli'den, Buharkent'e kadar paylaşmamızı rica ediyorum. Aydın merkezi içindeki bu yalan rüzgarı kullanılmalıdır. Ve bu yalan rüzgarı halkın iradesiyle kullanılmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde AKP iktidarının yolsuzluklarına sorumlayan
sevgili kardeşlerime sesleniyorum. Aydın Belediye Başkanı Çerçoğlu CHP'yi bir felakete götürmektedir. Samimi CHP'liler bu felaketi görmelidir ve kurtuluşun çaresi neyse onu mutlaka temin etmeye çalışmalıdır. Aydın için bu elzemdir. Buralardaki toplantılarımız, bunların dile getirişimiz, partilerine oy veren hiçbir samimi kardeşimize hitap etmek anlamı taşımamalıdır. Duygularla daha bu toplantılarımız devam edecek. Önümüzdeki günlerde basın mensuplarımızı başka konuların olduğu yerlere, başka konularla ilgili götürüp orada bizzat görüntüleyerek nelerin nasıl toz pembe gösterildiğini sizlerle paylaşacağız. Bizi izlemeye devam edin, bizi takip edin. Aydın'ın kurtuluş reçetesi de bu.